sağ kabinetimiz kameralar için kullandığımız. Bir POET'i hiç kullandık. Kameralara çünkü elektrik kablosu çekmedik. Herhangi bir güç için trafoda kullanmadık. Doğrudan POET üzerinden veriyoruz. Dış ortam kabinetimiz. Reglaj için biraz kabloyu uzun bırakmak zorundaydık. Kablonun fazlası burada. Bunlar çelik spreylerimiz. Bakın bir adet küçük. Bu merkezden gelen çelik sprey. Bunlar ise kameralardan gelen çelik spreylerimiz. Bunlar alta girişleri şu şekilde. Herhangi bir şekilde alttan toz girmesin diye. Bu şekilde kapatıldı. Şöyle yakından göstereyim. Yani şöyle elle de açabiliriz. Tekrardan kablo çekeceğimiz zaman. Üstten görüyorsunuz 3 kablomuzu içeri getirdik. Bir adet güç kablomuz var. UPS'e bağlı. 3 adet fazla data kablomuz. Sistem genel anlamıyla bu şekilde. Sağ kabinetine alüminyum tercih ettik. Çift çiğderde kullanabilirdiniz ama çift çiğderde kullanmadık. Kötü durmasın diye şu uzunluk 25 santim derinliği var. Genişlik 60-60 hem yukarı hem de yatayla. Sivicimiz rahat bir şekilde sığdı. Sivicimizi de şu şekilde dik olarak montajladık ki herhangi bir şekilde yamuk durmasın. Ki zaten rack tipi kabinet olmadığı için böyle montajlamak zorundaydık. Tek switch olduğu için bu şekilde rahatça montajlayabildik. Yanına bir switch daha koyabiliriz aslında ama gerekmeyecektir. 24 POET switch kullandık kameralara enerji de gönderebilmek için. POET switch kullanmamızın sebebi ekstra bir enerji kablosu çekmemek istemememiz ve trafo kullanmak istemememiz. POET switchler daha stabil çalışıyor kamera sistemlerinde. Kabinetimizin hiçbir şekilde bir deliği yok. Dışarıdan toz vesaire girmeyecek şekilde ayarladık. Kabinetimiz de bu şekilde arkadaşlar. Sağ kabinetimiz. Kabinetimizin kapağını da kapattık. Gördüğünüz gibi çelik spreyler geliyor. Eski şu plastik spreyleri kullanmadık. Bunları da aydınlatma için bizim kullandığımız tüm spreyler çelik. Dışında da bir yalıtım için plastik malzeme kullanılmış. Gayet düzenli bir reglajımız var. Biz düzene çok önem veriyoruz. Çünkü bu sistemleri bir kere kurduktan sonra uzun müddet çalışıyor. O yüzden kablonun reglajına ve kabinetin düzenine, malzemenin kalitesine önem veriyoruz. Güzel işçilik ve güzel malzeme. Bu şekilde güzel bir kabinet oluyor. Telekom'un kabinetlerini de görüyorsunuz sağda. Onlardan epey bir düzenli.